Dün yine e, Meydan Akbes köyünün alındığı bilgisini paylaşmıştık. Akşam saatlerinde de hemen karşımızdaki racudağlarının bombalanmasına şahitlik etmiştik. Nasıl gidiyor harekat? Pöhler, Röhler girdi ardından da özel birlikler. E, tabii harekat planlanından öte gidiyor. Onu belirtelim. Gerçekten Allah Allah e, şu an harekatta 38. günün içindeyiz ancak planlanandan öte. Şu an askerlerimiz gerçekten çok hızlı ilerliyorlar. Tabii ilk etabımız neydi? Sınırlarımızın güvenli hale getirilmesiydi ki o şu an yüzde 99 oranında temiz, tamamlanmış durumda ki hilal demiştik, hilal hmm. taktiğiyle başladık 20 Ocak'ta. İşte o hilal taktiği bugün itibariyle tamamlanmak üzere ki sadece Şeyh Hadid'de birkaç köy kaldı. Hmm. O da hemen Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki nokta ve oranın da alınmasıyla birlikte e, sınırımız tamamen güvenli hale gelecek. Neydi gayemiz? Kilisi ve Hatay'ı roketli saldırıların menzilinden çıkarmaktı terör örgütünün hedefi halinden çıkarmaktı, tacizlerden kurtarmaktı ki son 7 yılda terör örgütü Türkiye'ye 700 taciz atışında bulundu bu sınırımızdan hı hı. ve bu saldırılarda yüzden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti Banu. Gerçekten e, sınır güvenliği çok çok önemli. Sınır güvenliği de sınır ötesinden başlar düsturuyla yola çıktık ve sınırımız artık daha güvenli. Tabii özellikle şunu belirtelim. Fırat'ın batısı diyoruz. Bizim kırmızı çizgimiz Fırat'ın batısı. Fırat'ın batısında şu an terör örgütünün bizimle sınırı kalmadı. Hı hı. Bitti. Yani en önemli gayemiz buydu. Fırat Kalkanı'yla biliyorsunuz Gaziantep'in hemen altında kilisin önemli bir bölümü terör örgütünden temizlenmişti sınırın altındaki noktalar. Azes, Elbap bölgesi, Cerablus bölgesi tamamen terör örgütünden temizlendi hı hı. ve buranın temizlenmesiyle birlikte Türkiye'den 150 bin Suriyeli bu bölgeye göç etti. Hı hı. Yani evlerine geri dönmek, döndü.

Şimdi Afrin diyoruz. Afrin'in temizlenmesiyle birlikte yine bu bölgeye yaklaşık 300 bin Suriyelinin göç etmesi planlanıyor. Yani göç demeyelim aslında evlerine dönecekler. Şu an Türkiye'de misafir ettiğimiz 300 bin Suriyeli e, burada Afrin'de gerçek ev, evlerine dönecekler. Buranın gerçek sahipleri biliyorsunuz. Terör örgütü PKK'ye de buradan göçe zorlamıştı ve Türkiye'ye sığmışlardı. Onlar açısından da önemli bir harekat. Şimdi Kerim günlerdir biz jandarma özel harekatçıların, polis özel harekatçıların sınır altına geldiği, geldiğini izleyicilerimize paylaşıyoruz. Ve sen dün Islahiye'deki e, merkezden e, pöhlerimizin ve jöhlerimizin Afrin'e geçiş yaptığı bilgisini de izleyicilerimize paylaştım. Bugün itibariyle özel birlikler de Afrin'e giriş yaptılar. Nereden giriş yaptılar ve... Hangi operasyonları gerçekleştirecek bu birliklerimiz Türk ordusunun Elit birlikleri neler yapacaklar afrinde. Şimdi pöhlerimiz, jöhlerimiz, jandarma özel harekat ve polis özel harekatlarımız gerçekten terör örgütünün korkulu rüyaları. Bunu özellikle belirtelim ki bunu nerede gördük? Doğu ve Güneydoğu'daki çukur ve hendek çatışmaları sırasında terör örgütü çok net bir şekilde gördü ve o bölgedeki çatışmalarda jöhlerimiz pöhlerimiz en ön saftaydı. Hı hı. Ve örgüte en ağır darbeyi onlar vurdular ki oda oda çatışmalar yapıldı, bina bina çatışmalar yapıldı ve örgüte ağır darbe vurdular ve terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu'da çukur çatışmaları sırasında kullandıkları bütün hain planları, taktikleri bu askerlerimiz, jöhlerimiz ve pöhlerimiz biliyorlar. Hı hı. ve Dolayısıyla buradaki Meskun Mahal çatışmalarındaki, şunu da özellikle belirtelim bölgedeki güvenlik kaynaklarından aldığım bilgiye göre Raju ve Cinderis'te Meskun Mahal çatışmaları 3 gün içinde başlaması planlanıyor. Onu da özellikle belirtmekte fayda var. Tabii pöllerimiz cohlerimiz girdiler ve bu terör örgütünün bütün hain planlarını biliyorlar. Bütün kalleş taktiklerini biliyorlar ki dün ne gördük? Terör örgütünün evlerde düdüklü tencerelerin içine yerleştirdikleri patlayıcıları gördük. Hı hı. Kapılara yerleştirdikleri patlayıcıları gördük. Buzdolaplarına kapı açılınca infilak edecek şekilde monte edilen patlayıcıları gördük. Hı hı. Bu patlayıcıları biz nereden görmüştük? Sur'da görmüştük, Yüksekova'da görmüştük. İşte o taktiği şu an terör örgütü kullanmaya çalışıyor. Ancak bunları jöhlerimiz, pöhlerimiz ki meskul muhal konusunda oldukça yetenekli, oldukça uzman olan e, elit birliklerimiz şu an o bölgede terör örgütüne gerçekten kök söktürmeye başladılar. Hı hı. Şu an çatışmalara, köylerdeki çatışmalara jöhlerimiz ve pöhlerimiz katılmaya başladı an itibariyle. Bugün itibariyle belirtelim dün akşam Kilis'ten, Gülbaba'dan ve bulunduğumuz hemen Hatay'ın karşısındaki Akbez noktasından e, güvenlik güçlerimiz Giriş yapmışlardı ki gerçekten buradan kurbanlar kesilerek uğurlanmıştı güvenlik güçlerimiz aileleri tarafından ve girer girmez terör örgütüne gerçekten ağır darbe vurmaya başladılar ve farkları hemen belli olmaya başladı. Onu da belirtelim ki bölgede bağlı dikkat edersen günlerdir sağanak yağış var ve sağanak yağışa rağmen askerlerimiz örgüte sınır attığında kök söktürüyorlar. Yani yağmur çamur dinlemiyorlar ve üzerlerinde sadece pançolarıyla ilerliyor askerlerimiz. Sığınacak dağlarda alanları da yok. Ağaçların altındalar düşünün yağmurda çamurda. Buna rağmen terör örgütünü o bölgeyi çok iyi bilen terör örgütünü kök söktürüyorlar. Hı hı. Özel kuvvetler demiştik şunu düzeltmekte fayda var. Özel kuvvetlerimiz terör operasyonlarının başladığı günden beri buradalar. Hı hı. Bordo Bereli birliklerimiz şu an buradalar. Afrin'deler ve çatışmalara devam ediyorlar. Şu an bölgeye giren birliklerimiz, jöhlerimiz ve pöhlerimiz artı yaklaşık 200'e yakın korucumuz, güvenlik korucumuz şu an bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlara katılıyorlar ki. Şunu da belirtmekte fayda var. Jöhlerimiz ve pöhlerimiz genellikle yurt içinde terörle mücadelelerini omuz omuza yürütüyorlardı. İlk kez sınır ötesinde Terörle mücadele, PKK, PYD'ye karşı mücadele veriyorlar. İlk kez Sınır ötesinde Afrin'de askerlerimiz ve polislerimiz şu an omuz omuza kırsalda başladılar harekata. Ve tabi istikamet dikkat ederseniz Hatay'ın hasta ilçesi demiştik. Hı hı. Meydan köyü hemen karşımızda 3 kilometre ileride. Bu noktadan giriş yaptılar ve giriş yapılan nokta dikkat ederseniz Hilal demiştik Banu. Hilal tamamlanmıştı ve askerlerimiz... Şu an bu bölgeyi tamamen Raju'yu arkadan kuşatacaklar. Ayrıca hı hı, bakın, hı. şimdi buradan giriş yaptık. Ayrıca buradan polislerimiz, jandarmalarımız giriş yaptılar ve Raju'yu arkadan kuşatacaklar ve tamamen Afrin yolu zaten şu an kuşatılmıştı. Tamamen bir e, hilal takliği demiyorum artık, hı hı. çember çembere alınacak ve Raju dört koldan kuşatılacak. Dört koldan kuşatılınca artık. Terör örgütünün yaklaşık şunu da belirtelim. Racu'da 400'e yakın terör örgütünün üyesi olduğunu biliyoruz. Teröristin olduğunu biliyoruz ki o bölgede şu an tamamen çembere alındılar ve Hı -hı. kaçacak dedikleri yok. Hı -hı. Yani Racu yine güvenlik kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre harekat ne kadar sürecek? Racu ve cinderisinde meşkur mevzii çatışmaları ortalama 4-5 gün içinde o bölgeyi temizlemeyi planlıyorlar. Hı -hı. Çünkü güvenlik güçlerimiz sadece Afrin kent merkezini değil Raju ve Cinderis'i adeta ezberlemiş durumdalar. Yani terör örgütünün bölgedeki attığı her adım insansız hava araçlarımızla takip ediliyor. Bu çok önemli bakın. Türkiye eski Türkiye değil dedik. Türkiye'nin kullandığı yerli milli silahlarımız var. Bunlar sadece SİHA'larımız, atak helikopterlerimiz değil. Y yerde fırtına obüsleri çok namlu roket atarlar değil. Havada da gözlerimiz var artık. Hı hı. Göktürk hı hı. uydusu Banu günde binlerce fotoğraf çekip gönderiyor. İşte o fotoğraflar tek tek inceleniyor ve terör örgütünün noktaları tek tek tespit edilmiş durumda. Mesela Afrin'de şu an 114 bina belirlenmiş durumda. Kent merkezinde bakın İlk olarak o 114 bina hedef alınacak hı hı. onu özellikle belirtelim terör örgütünün ana karargahı olan bu binalar ilk olarak havadan vurularak o bölgedeki teröristleri büyük bir bölümü zaten etkisi hale getirilecek oraların fotoğrafı filmi çekilmiş durumda her şey planlandığı gibi ilerliyor. Sınırlarımızı güvenli hale getirdik ve şimdi asıl olay şu. Tabi Cinderesi, Racu'yu aldıktan sonra çok önemli bir nokta. Terör örgütünün kaçış koridorlarını kapatmak. İşte onların başında da Tel Rıfat bölgesi hı hı. geliyor. Hı hı. İşte hı hı. bundan sonra Tel Rıfat aslında hedeflerden biri ve yığınağımızı Aziz üzerine kuracağız. Hı hı. ve Aziz'den aşağı inip Deir Cemal, Terrifat bölgesini tamamen kontrol altına alıp Afrin'i tamamen kuşatma altına alacağız ve destek kesinlikle gelmeyecek ve harekat tüm hızıyla devam edecek. Peki Kerim Ulak çok teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgiler için. Sayın seyirciler bundan...